Merhabalar. Ben aşağı yukarı İstanbul'a geleli 50 sene oldu. O günden bugüne insanları dolandıran yani hak etmedikleri halde insanların elindeki paraları bir çeşit alavereyle dalavereyle üç kağıdıyla alan insanlara çok kızardım. Kızardım diyorum. Şimdi kızmıyor muyum? Ben 1970 3'te 74'te ilk İstanbul'a geldiğimde o zaman Galata e, Galata'da Galatasaray'da yani Şişhane yukarı çıkınca İstiklal Caddesinin başında bir yerde şahit olmuştum. Vardı, üçkağıtçılar vardı. Bul Alpara'yı al parayı oraya tezgah açarlar. Oradan Karaköy İstiklalesi'nden yukarı çıkanları orada bir böyle bıçakla bir tıraş ederlerdi. Yani bu tıraş etmek argo anlamda söyledim ben. Ee, sakal tıraşı falan değil yanlış anlamasın. Ceplerindeki paranın bir kısmını tıraşlarlardı. O zaman kızardım bu. Üçkağıtçılara kızardım ama. Derdim ki buradan köyden işte ya da dışarıdan fakir fukara, garip kuraba derler ya böyle tekerleme vardır. Gelen insanlar siz burada çarpıyorsunuz falan diye. Ama tezgah bu şekilde vurulmuş. Elimden bir şey gelmiyor. Yani elimden Niye bir şey? Bu memleketin polisi var, jandarması var, emniyeti var. Bu işlere karşı tedbir alınması gerekiyor. Herhalde alıyorlar derdim ben. Dün Galatas -Kule Galata Köprüsü'nün ucunda, Karaköy çıkışında yine aynı manzaraya rastladım. 50 yıl sonra Galata Köprüsü'nün ucunda adam bu karton kutunun üstüne oturmuş, bir karton kutudu önüne koymuş bul karayı al parayı üç kağıt açıyorlar. Üç kağıtçı denir onlara. Zaten önünde üç tane kağıt olur. Böyle el çabukluğunu hareket ettirir. Aslında paranın bir tane sürekli avucunun içindedir. Onu istediğine bırakır beyazı. istemediğine sürekli siyah çıkartır. Dört kağıdına oynar. Fakat siz birini göremezsiniz. Kağıdın bir avucunun içindedir. O beyaz kağıt, paralı kağıt. Aşağı yukarı başında 15 kişi falan var. Merak ettim ben de ne oluyor diye. Yani işte bul karayı al parayı oynuyorlar. Üç kağıt açıyorlar millete. Hadi diyelim üçü kendi adamı. Yani onlar en az dört kişiyle tezgah açarlar. Geriye kalan 10-12 kişi de para veriyor adama. Yani bazıları cebindeki parayı çıkarıyor. 200-200, 200-200 basıyor. Yani diyelim ki 10 defa bastın alamıyorsun. Daha niye hırs yapıyorsun? Yani 2000 lira gitmiş. Yok kurtaracağım. Ne kadarını kurtaracağım? Bir sefer adam geri veriyor. 5 sefer alıyor. Bir sefer geri veriyor. 5 sefer alıyor. Sonra düşündüm. Dedim ki 50 yıl sonra benim ilk geldiğimde vardı bu manzara. 50 yıl sonra daha hala buna para veren oluyorsa bugünlerde bu işte bir tuhaf var kardeşim. O zaman o üç kızmamak lazım. Yani emniyet bu kadar tedbir alıyor. Her gün hepimizin telefonlarına muhtemelen mesajlar geliyordur. Bu tür işlere aldanmayın. Telefon dolandırıcılığına aldanmayın. İşte piyasadaki üçkağıtçılar var çarpılmayın falan filan diye. Ama bizde bir tamahkarlık var. Bizde bir açgözlük var. Tuhaf bir şekilde kurbanlık koyun mu derler. O tarafa doğru gidiyoruz. Ben 90'lardan 2023'e kadar falan 2022'ye kadar pardon 30, 32 sene e, şey reklam ajansını yaptım. Bu gazetelere ilan yazıyordum. Benim esas e, e, işim gazete ilanları yazıyordum ben. O zamanlar bize ilan yazdırırdı bazı üşgeççiler. Çalıntı arabada tutun da işte o, olmayan arabanın bile ilanını yazdırırdı. Biz bilemezdik. Adam telefon açar, işte çeşitli yerlerden, Bursa'dan, İzmit'ten, e ne bileyim ben, kenar ilçelerden, illerden, hatta uzak illerden de telefon açar. Bir arabanın değeri 2 bin ise şu an, şey 2 milyon ise şu an söylüyorum, adam bir uçağı yazar, yazdırır. Bir buçuğa der, işte e, sıfır bilmem ne ya da e, araç markasını... E, 2000 model işte 0 e, 2004 2024 model 0 Volkswagen diyelim kaç lira şimdi 2000 lira olsun 2 milyon olsun adam yazar aciliyette 1500 lira Bazıları bunu atlar hemen sorgulamayız biz niye 1500 lira kardeşim e, telefon açırlar adamın telefonu da var İşte der e, aciliyette satıyorum buradaki müşteri çağırır adamı. Getir arabayı. Karşıdaki de üçkağıtçı. <laughs> Vallahi der benzin param bile yok. Geleceğim ama sen der bana bir oradan iki üç bin lira yatır. Ben der arabama benzin çekeyim. Bilmem ne yapayım. Acil bir iki işim var. Onları halledeyim. Daha sonra iki gün sonra arabayı alır gelirim oraya. Buradaki sazan yer bu numarayı ve adamın istediği parayı havale eder hesabına. Adam bir hafta falan ilanı tutar. Bir haftadan sonra zaten ilan bayatlar ve kaldırır. Daha sonra adam bakar ki gelen giden yok. Telefonda sahte emniyete gider. Emniyet ne yapsın yani? Bu iş telefonla yapılan bir iş. Emniyet telefonla telefonun peşine düşer ama telefon zaten geçici bir süre açılmıştır. Daha sonra da kimin olduğu belli olmaz ve sahte bir isimle açılmıştır. Sahte bir kimlikle açılmıştır. Yakalamak da mümkün değil. Ha bankaya para yatırıldı ne oldu diyeceksiniz. Bankalar da şey yani bankaya da bir kimlik gösteriyor yatırıyor. Anında zaten bankadan da parayı çekiyorlar. Bankacının da yapacağı bir şey yok. Hele hele bizim yapacağımız bir şey yok. Adam telefon açıyor. Kredi kartıyla ilanı yazdırır. E, biz paramızı aldık. Gazeteye, gazete yayınlar. Olan aradaki sazanları olur. Sonra bize gelirlerdi işte. Ya da çeşitli şekillerde kaybettiği, kaptırdığı parasının peşine düşer. E bizim de yapacağımız bir şey yok yani. Ben de derim ki tamam şu kartından yazdırdı. Senin elinde de o karta ait bir telefon var. Benim de bildiğim bir telefon. Esas mesela burada kendini suçlamaz adam. Esas mesela burada bizdeki şey tamahkarlık ve açgözlük. Hani şeyin bir lafı var derler. Osman'ın mı? Yoksa Masar Osman nereden çıktı ya? Sülün Osman'ın mı? Masar Osman şey Bakırköy e, e, eski ilk başhekimlerinden birisi. Allah rahmet eylesin. Onun da adını karıştırmayalım burada. Kemikleri sızlar. Mas Masar Osman öyle birisi değilsin. Sülün Osman'ın mı diyelim? İşte bu zobulardan vardı bir tane. Ahmet Zobu mu falan? Biri demiş ki ya demiş ben aslında kimsenin parasını çarpmıyorum. Adamlar bize zorla getirir, para verir. Dün Galata Kulesi'nin, Galata Köprüsü'nün o başındaki rastladığı manzara gerçekten öyleydi. Yani adam oturmuş orada. Üç kağıt açıyor. Verme kardeşim oynama. Niye oynuyorsun yani? Bunu, bunu üç kağıt olduğunu adamın tipine bakınca sana para vermeyeceği belli o adamın zaten. Sen çok alacağın olsa adam muhtemelen cebinde bin lirası yoktur ki. Sen çıkıp bir tomar parayı kömüyorsun oraya. Senin cebinden çıkarttığın paranın onda birisi yok o adamda. Zaten parası oldu, parası olsa orada üç kağıt açmaz. Velhasıl o şeyin dediği gibi hadi Sülün Osman diyelim. Onun dediği gibi ben diyor kimseyi çarpmadım, dolandırmadım. Bana parayı getirip verdiler. İşte köprüyü satlığa çıkarmış orada. İşte burayı satıyorum ben. Yani bu Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın da bir filminde var böyle bir konu. Burayı diyor satıyor musandım falan diyor. O da aldım zannediyor. Onlar, biz örnek de almıyoruz bunlardan. Yani o kadar şeye rağmen işte filmlere konu oldular, anlatıldı. Emniyet bu konuda mesaj çeker. Çeşitli şekillerde televizyonlarda bunlar ifşa edildi falan. Ee, söylendi aldanmayın bu tür işlere diye ama Galata Kulesi'nin köprüsünün başında daha hala üç kat aşamın birisine başında 10-15 kişiyle para verdiklerini gördüm. E, ee, müdahale de ede, bana ne yani müdahale de edemiyorsun siz nesiniz diye. Orada devletin polis, polisin de haberi yoktur. Ne yapsın polis de gelecek adam götürecek. Bu taraftan giriyor öbür taraftan çıkıp gidiyor. Zaten polis gelecek zaman altında bu karton kutu tekme vurup gidecek kaçıyor adam. <gülüyor> Velhasıl <gülüyor> bin yıldır Bizi dolandırmaktan karşı taraf yoruldu. Biz dolandırılmaktan bir türlü yorulmadık. Burada son olarak Aziz Nesin'in Allah rahmet eylesin diyeceğim Türk toplumunun ben şey etmiyorum, milletin bu kadar e, aptal olacağına inanmıyorum ama e, öyle şeyi de sevmiyorum. Kendi milletine hakaret eden birisi de değilim ama onunki hakaret değildi, onunki bir tespitti. Yani onunki de sitem dolu bir tespitti, sitem. Bir tespitin içerisinde Hani insan insan edir ya salaklık etme oğlum. Onun gibi sistem dolu bir tespitti. Allah e, e, rahmet eylesin diyor. Nur içinde yatsın. O, o, gerçi şeydi. Ateistti. Allah rahmet eylesin deyince ya Allah aşkına <laughs> eğilmesin diyebilir. Ve yine de alışa geldiğimiz şekilde dua ediyorum. Bir de Machiavelli var. Machiavelli'yi de unutmuyorum ben. O da Aziz Nesin gibi düşünüyor. Fakat Aziz Nesin'in biraz daha farklı versiyonu. O diyor ki insanlar doğuştan böyledir. Sonradan olma değildir. Yani insanlar doğuştan tamahkardır, açgözlüdür, e, şeyi severler, manipülasyonu severler, işte işlerine geldiği gibi olayları çarpıtırlar falan filan. o biraz daha insanları şey yapılarındaki, Karakteristik yapılarındaki iyi ve kötünün beraber olduğunu ve hangisi toplumun yapısına göre hangisi öne çıkarsa karakterlerindeki o şekilde hareket ettiklerini anlatır Makebeli. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Hoşçakalın.